Merhaba, ben Merve Candali, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Kaleme aldığım araştırmanın konusu 0-4 yaş arası çocuklara yönelik sosyal etkileşim amaçlı kentsel dönüşüm öncesi, anne çocuk oyun odasıdır. Sonunda araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve gerekliliğine değinilecektir. Kullanıcıyı tanımak, sosyal etkileşim kavramından bahsetmek, kentsel mekanda çocuk ve anneleri ve daha sonra mekan tasarımı için yapılan incelemelerden bahsedilmekte. Ve anne çocuk oyun odasının fiziksel ve mekansal özellikleriyle işleyişe sürdürülebilir konumuna. Araştırmanın amacı kentsel mekanda 0-4 yaş arası çocukların ve annelerinin varlıklarına dikkat çekmek. 0-4 yaş arası çocuk ve annelerin kentsel mekanı yeniden kazandırılması için bir mekansal bir kurgu denemesi yapmak. Kentlinin kentsel dönüşüm alanlarında verimli zaman geçirmesini sağlayarak kentleşme sürecine katkıda bulunmak. Bir diğer amaç da uygulayıcı mercilerin ve yerel yönetimlerin çocuklar için tasarım sürecinde katkıda bulunmaktır. Araştırma kapsamında erken çocukluk dönemi yani 0-4 yaş arası çocuklar ve bakım verenleri araştırmanın kapsamındadır. Araştırmada konuya yaklaşık sosyal etkileşim çerçevesi içerisinde yapılmakta ve burada bahsi geçen kentsel dönüşüm alanları sosyal dönüşüm alanları olarak ayrılmaktadır. Yani kesin dönüşüm alanları araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırma önerisi sahası olarak tarihi yarımada belirlenmiştir. Erişilebilirlik ilkesi gerektiğinden ilk öğretim yerleşim birimi araştırmamız kullandırmaktadır. Çalışmanın yöntemi öncelikle kullanıcıyı tanımak, daha sonra kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ölçütlerin ve dünyadaki uygulamaların değerlendirilerek gerektirilen önerilerin yapılması ve mekan kurgusu için tasarım ekipleriyle şematik önerilerin geliştirilmesi. Daha sonra konunun fizik mekan referansıyla işleyiş ve sürdürülebilirliğinin tartışması şeklindedir. İnsan gelişiminin en hızlı büyüme dönemi erken çocukluk döneminde gerçekleşmekte. Üst kısımda gördüğümüz çizelgede beyin gelişiminin insan yaşamının ilk yıllarında diğer yıllara göre çok daha yoğun gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu gelişimin desteklenmesinde donanımlı çevrelerin etkili olduğunu biliyoruz. Bu çevreler sosyal çevre, anne baba, aile bireyleri ve akranlar ve fiziksel çevre, çeşitli doğal alanlar, araç gereçler, toprak gibi öğelerden oluşan mekanlar. Buradaki problem kentleşme sonucu yaşam koşullarının değiştiği ve bu durumun çocukların öğrenme ve keşfetme için gereksinim duyduğu fiziksel ve sosyal çevreyi sınırlamış olduğudur. Bu probleme bir çözüm olarak mekansal bir öneri geliştirilmekte bu araştırmada. Öncelikle kullanıcıyı tanımak önemli görülmekte. Ve buradan kullanıcıyı tanıyarak alınan bilgiler ile tasarımın şekillenmesi beklenmekte. Burada göze çarpan maddelerden birisi 0-4 yaş arası çocukların yer ile doğrudan ilişkili olması. Bunun tasarımda mekanın hem kapalı hem açık alanlardan oluşması gerektiğini işaret ettiği söylenebilir. Akranlar ile sosyal etkileşim çocukların sosyal gelişimlerinin merkezinde olduğu için araştırmanın önemli bir kavramı sosyal etkileşim olmaktadır. Freeman, plancı ve tasarımcıların uyguladıkları ilkelerin destekledikleri tasarım fikirlerinin çocukların gündelik yaşamlarında ve yaşam kaliteleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden kullanıcıyı tanımak bu proje özelinde çok önemlidir. Sosyal etkileşim kavramı araştırmada gelişim ve mekan boyutlarında incelenmektedir. Burada çocuk-çocuk ilişkisi önem kazanmaktadır. Çünkü çocuk-çocuk ilişkisi
çocuk yetişkin ilişkisinden farklı olarak simetrik bir ilişkidir. Yani bir üstünlük söz konusu değildir. Dolayısıyla kural ve norm anlayış kazanımı ve çözüm üretme gibi sosyal becerilerin gelişimi söz konusu. Sosyal etkileşim ve mekan ilişkisinde de sosyal yapı ve mekanın karşılıklı ilişki içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Mekan özelliği ve kurgusunun sosyal etkileşimin niceliğini ve niteliğini etkilediğini de söylemek mümkündür burada. Araştırmada kentsel mekanda çocuk ve annenin yeri incelenmiştir. Önce konut mekanlarına bakıldığında sıkışık modern evler, çok fazla mobilyaya sahip evler, çocukların kendi dünyalarını gizli ön köşelerinde inşa etmelerine engel olmaktadır. Ve aynı şekilde konut ve bahçe ilişkisi doğrudan sağlanamadığından veya yeterli olmadığından çocukların dış mekan ile ilişkileri kısıtlanmaktadır. Kentsel dönüşüm alanlarına bakıldığında 0-4 yaş arası çocuklar için tahsis edilen tek resmi alanın çocuk bahçeleri olduğunu görmekteyiz. Fakat çocuk bahçeleri içerisinde sağlanmış yeterli donanımlar olmadığından aktif olarak kullanması zorlaşmıştır 0-4 yaş arası çocuklar için. Bu yaş grubuna tahsis edilmiş kapalı oyun ve etkinlik mekanları da ayrıca kentlerde bulunmamaktadır. Mekan kurgusu yapılırken ve standartlar belirlenirken iki önemli inceleme yapılmaktadır. Çocuk dostu mekan kriterleri uzman görüşleri açısından farklılaşmaktadır. Bu görüşler toplamı erişebilirlik, güvenlik, katılım, çeşitlilik, hareket özgürlüğü, çocuğun kişisel köşelerinin yaratması imkanı, bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimin desteklenmesi, keyifli ve çekici mekanların oluşturulması ve sevme duygularının bu mekanlarda hissedilebilmesi gibi kriterler tabloda toplanmış. Çocuk dostu mekan kriterlerinden hareketle anne çocuk oyun odası tasarım ölçütlerini bu araştırmada tasarım ölçütleri elde edilmiştir. Çocuk dostu kent hareketi incelendiğinde aile, sosyal hayat ve topluma katılım sağlama, sosyal etkinliklere katılım sağlama ve akranlar ile buluşma maddeleri göze çarpmaktadır. Mekan tasarımı ve standartları belirlenirken yapılan ikinci bir inceleme dünya örnekleri incelemesidir. Burada en önemli inceleme oyun grupları olarak görülmüştür. Oyun grupları 1938 yılında ilk olarak İngiltere'de bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu anlamda oyun gruplarının ekonomik, politik, sosyal içerikli oluşumlar olduğu bunu söylemek mümkündür. Çocuk kütüphaneleri ise ülkemizde de örnekleri görülmekte olan çocuk kütüphaneleri çocuklara kitap sevgisini aşılayan merkezlerdir. Son dönemde 0-6 yaş arasının da çocuk kütüphane mekanlarına dahil edilmeye çalışılması görülmektedir. Sağ üst köşede görülen görselde Üsküdar Belediyesi Kütüphanesi'nin bir kısmının 0-6 yaş arası çocuklar için özel olarak düzenlendiği alanı görmekteyiz. Çocuk merkezleri ise genel olarak dezavantajlı çocuklar için destek, aileleri için destek, bilinçlendirme ve bilgi aktarımı yapma, sağlık, beslenme, bakım konularında bunlara yarayan merkezler halinde çalışmaktadır. Annenin çocuğuyla gidebileceği erken dönem çocukluk merkezleridir. Yurt dışında örneklerini görmek mümkündür. Bütün bu bilgiler doğrultusunda bir mekan kurgusu yapılacak olursa bu mekanın bazı önemli özelliklerini burada söylemek mümkün. Mekan mutlaka açık ve kapalı mekanlardan oluşmalı. Oyun, etkinlik ve hizmet alanlarını kapsamalı. Ve çocuk dostu mekan kriterleri doğrultusunda tasarlanmalıdır.
Burada anlatmak istenen şey çocukların mekan isterleri derken, yani bu mekanın çocuğa tahsis edilmiş olması, çocuğun gözünden bu taraf bakılmış olması, çocuğun bütün gelişimsel türlerini destekleyebiliyor olmasıdır. Bu tarafta gördüğünüz görselde bu mekanın dış ve iç mekanlarında kullanılması beklenen ve gerekli olan alanları görünmekte. Anne çocuk oyun odasının annelere, çocuklara, kente ve topluma katkıları olması beklenmektedir. Annelere vereceği katkılardan biraz bahsetmek istersek, diğer anneleriyle buluşma imkanı ve sosyal yaşama dahil edilmeleri annelerin, burada görüş alışverişi ve sohbetlerin yapılması, yerel yönetimlerin sağladıkları uzmanlar ile bir araya gelerek bilgi aktarımının sağlanması ve çocukları ile kaliteli zaman geçirmelerine imkan vermek, mekanda bulunan farklı araçları kullanımıyla. Kentsel katkıdan biraz bahsedecek olursak da toplumsal katkıdan, mekanın çevreyi tanıma ve mahalleyi aidiyet duygularını güçlendirmesi beklenmekte. Kente katılımının desteklenmesi beklenmekte. Ve erken çocukluk destek programları için yapılan araştırmalar ve çalışmalar için hazır bir zemin oluşturması beklenmektedir. Daha önce dediğim gibi çocuk dostu mekan kriterlerinden hareketle anne çocuk oyun odası tasarım ölçütleri elde edilmiştir. Bu ölçütleri araştırmada çok daha detaylı değinilmektedir. Burada hızlıca geçmek istersek en önemli ölçütün erişebilirlik ölçütü olduğunu görmekteyiz. Anne ve çocuğun kent mekanında seyredebileceği, kat edebileceği yol sınırlı olduğundan ilkokul yerleşim birimi burada araştırmayı zaten çerçeveli sınırlamaktadır. Burada söyleyebileceğimiz bir diğer önemli mesele anne çocuk oyun odasının mahalle dokusu içerisinde yer seçmesinin önemi. Üst kademe yollardan uzak, fiziksel eşiklerden uzak olması ve diğer donatı alanları, yeşil alan, semt konakları gibi donatı alanları ile ilişkisinin kurulması olabilir. Ayrıca bir diğer konu evden çıkış, sokakta seyir, mekana yaklaşım şeklinde erişebilirliğin bütüncül olarak ele alınması bu grup için önemlidir. İklim olarak rüzgar, güneş ve yağmur gibi iklimsel öğelerin avantajları ve dezavantajları incelenerek tasarım ile avantajlarından faydalanmak ve dezavantajlarını dışarıda bırakmak da önemli olmaktadır. Burada İngiltere'de bir parkın zeminde farklılıklar yaratıp yağmur suyunun birikmesi ve yaratıcı bir oyun alanı oluşturulmasını görmekteyiz. Topografya konusunda topografik farklılıkların dış mekana çeşitlilik kattığı ve gelişimlerini çocukların desteklediği bilinmektedir. Aynı şekilde alan dağılımı için burada bir şeyler söylemek istersek, dış mekanın sadece çimenlik bir alan veya oyun aletleriyle doldurulmuş bir alan olarak görülmemek gerekir. Ve dış mekanda öneriler ile dış mekanın duyuları destekleyen farklı doğal unsurları içinde barındıran alanlar olması beklenmektedir. Tabii ki bitki seçiminde bitki güneş ışığı, bitki oyun çeşitliliği ve bitkiyle etkileşim konuları göz önünde bulundurulmalıdır. Burada gördüğünüz çizelge, sol tarafta gördüğünüz çizelgede bu mekanın açık, yarı açık, kapalı alan ilişkileri görülmektedir. Ve tabii ki gözlem, gözetim burada önemli olduğu için görüş ilişkileri de burada önemlidir. Bu mekanın kullanım amacı çeşitli olduğundan tek bir mekanın esnek tasarım ile bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi önemlidir. Üst tarafta gördüğünüz çizimlerde ise
Çocukların yandan gözlem için pencere boşlukları açarken çocukların kendi köşelerini oluşturmalarına yardımcı olabiliriz. Veya planda kırılmalar sayesinde çocukların farklı uzlaşmalar ve farklı köşeler elde edebilmesine yardımcı olabiliriz, tasarım aracılığıyla. Güvenlik konusu tabii ki bütün çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik konusu çok önemlidir. Bunun için ulusal ve uluslararası standartlar zaten mevcuttur. Fakat bu anne çocuk oyun odası özelinde çocukların burada bakım veren eşliğinde oyun oynayacağı düşünüldüğünde çocukların mücadele ruhu ve risk kontrol becerisinin gelişimine engel olmadan önlemler geliştirme önemli görünmektedir. Çocuğun hayal gücünü sınırlamadan aynı zamanda travmatik tehlike riskini engellemeden bir denge içerisinde güvenlik meselesini çözmek önemli görünmektedir. Çocukların farklılaşan oyun davranışları farklı oyun ve etkinlik donanımlarını gerektirmekte ve bu donanımların tümünün açık ve kapalı alanlarda bulunması önemli görünmektedir. Çeşitlilik araştırmada 5 farklı boyutta incelenmektedir. Çeşitlilik, mekanlardaki çeşitlilik, etkinliklerin, oyuncak ve gelişlerin çeşitliliği ve desteklenen gelişim türleri yani fiziksel, sosyal ve bilişsel, dilsel olmak üzere hangi gelişim türünün desteklenmiş olduğu ve yaş grubu çeşitliliği burada. Ölçek ve kapasite bahsinde ise mobilya ölçülerinden farklı olarak yani kreş ve anaokulu standartlarından farklı olarak antropometrik ölçümlere dikkat çekilmektedir. Çocukların nesnelerle, zeminle ve diğer çocuklar ile olan ilişkisi burada önemli görünmektedir. Aynı şekilde toplam kapasite ve oyun seans sıklığı da ölçek ve kapasiteyi etkilemektedir. Kullanıcı çocuk nüfus oranları bölgedeki ve bakım verenlerin de bu alanda bulunmacağı bu kişilere de hizmet eden alanların bulunması gerektiğini ve hesaplamaları katılması gerektiğini işaret etmektedir. Teknik donanım tabii ki bütün eğitim binalarında önemli olduğu gibi doğal aydınlatma ve burada önemli görülmektedir. Ve gözetim, iç ve dış mekan arası görsel bağ, hatta iç mekanda mekanlar arası görsel bağ burada önemli görülmekte ve pencere ve duvar boşlukları açısından yapılmakta. Burada yine çocuk boyutu mekan kriterlerinden çocukları tahsis edilen bu mekanda görsel bağın da çocukların seviyesinde, göz seviyesinde olması önemli görülmektedir. İşleyiş ve sürdürülebilirlikte tasarım önerilerine ek olarak bu kurulunun işleyişiyle ilgili başlatılması, tasarımı, yönetimi ve devamlılığı ile ilgili öneriler de araştırmada geliştirilmektedir. Burada öne çıkanlar mekanın basit, ekonomik fakat yaratıcılığı teşvik edici nitelikte olması ve anne ve bebeğinin gidebileceği sağlık konutu olan aile sağlığı merkezi veya semt konakları veya mevcut yeşil alanlar ile ve eğitim binaları ile paylaşımlı veya ilişkili tasarlanması ile ilgili konular incelenmektedir. Ve katılım yoluyla başlatılması bu mekanın ve hatta yönetilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması adına, mekanın benimsenmesi ve kurulması adına önemli görülmektedir. Sonuçta bu araştırmanın kent mekanında anne ve çocuğuna yönelik bir eksikliğin fark edilmesi ve gözlemlenmesi sonucu anne ve çocuğun sosyal etkileşim kavramı doğrultusunda kentin sosyal yaşamına kazandırılması hedefiyle yeni bir mekanın geliştirilmesi üzerine bu araştırma kurulmuştur. Bu çalışmada bahsedilen ihtiyaca yönelik mekan kurgusu önerisi kullanıcıyı tanıyarak, dünyadaki çözümleri incelenerek ve bu doğrultuda çocuk dostu mekan kriterleri çerçevesinde standartlar belirlenerek açık ve kapalı alanlardan oluşan anne çocuk oyun odası ismiyle bir mekansal kurgu yaparak denenmiştir. Bu doğrultuda mekanın işleyiş ve sürdürülebilirliğinin önem kazandığı da araştırmada önemli görülmektedir.
Teşekkürler.